Dizi çekimleri için gittiği Malatya'da mutasyonlu koronavirüse yakalanan ve geçtiğimiz günlerde durumu ağırlaştığı için entübe edilen usta oyuncu Toygun Ateş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Rol alacağı Gizemli Köy filminin çekimi için Malatya'ya gelen ve bir süre önce mutasyonlu koronavirüse yakalanan usta oyuncu Toygun Ateş, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde yoğun bakıma kaldırıldı. Durumu ağırlaşan usta oyuncu, geçtiğimiz günlerde entübe edilmişti. Sabahta yer alan habere göre, durumu kötüleşen ve çoklu organ yetmezliği yaşayan oyuncu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nden yapılan açıklamada, COVID-19 enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakımda cihaza bağlı entübe olarak hastanemizde tedavi görmekte olan tiyatro sanatçısı Toygun Ateş vefat etti. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, Toygun Ateş 9 gündür hastanemizde tedavi görmekteydi, denildi. Oyuncunun eşi Victoria Kırgız, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, mutasyonlu koronavirüs çıkmış. Böbrekler iflas etmiş, hem solunum hem de diyalize bağlamışlar. Hastaneyi aradım, doktoru bilgi vermedi, gelirseniz yüz yüze görüşürüz, dedi, bu hava koşullarında nasıl gideceğim, iki çocuğum var yanımda, ne yapacağımı bilmiyorum, demişti. Toygun Ateş kimdir? 2 Haziran 1954 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Toygun Ateş, İstanbul Belediye Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun oldu. Çok sayıda tiyatro oyununda oynayan Ateş, sinema oyunculuğuna 1976 yılında başladı. O yıldan itibaren 100'den fazla sinema ve dizi filminde oynadı. Seslendirme sanatçısı olarak hem seslendirme yönetmenliği hem çeşitli yapımlar için seslendirmeler yaptı. Sinema yönetmeni ve senaryo yazarı da olan Toygun Ateş, yeni projelerde oyuncu, yönetmen, senarist olarak yer aldı. Ateş, Perihan Abla, Şeref Meselesi, Sevda Kuşun Kanadında, İçeride ve Ver Elini Aşk gibi birçok projede bulundu. Usta oyuncumuza Allah'tan rahmet, acılı ailesine de başsağlığı diliyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli Sayfalar.